Merhaba arkadaşlar, beni tanıyorsunuz artık. Ben Ziraat Mühendisi İsmet Soytor'um. Daha önce iki tane video paylaşmıştım. Sanıyorum bu üçüncü videomuz olacak. Şimdi çok popüler ve önemli bir konu. Biliyorsunuz karpuz yetiştiriciliği Çukurova'mızda ve farklı yerlerde çok yayıldı. Samsun, Bafra, Çukurova en çok üretim yapılan yerler. Ve bu karpuzların kabak aşılı olanı ve çekirdekten tarlaya direkt ekilerek yetiştirileni, bunun ikisinin ayrımını genellikle tüketiciler bilmediği için yanılgıya düşüyorlar. Tabii ki satıcılar da doğru beyanda bulunmadıkları için tüketicinin kendisinin bilinçli olmasıyla ancak bu soru aydınlanabiliyor. Ben bu konuda sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Önce bir teorik giriş yapmak istiyorum. Meyve kültüründe, meyvecilikte ağaçlar birbirinin üzerine aşılanabiliyor. Mesela yumuşak çekirdekli meyvelerde, sert çekirdekli meyvelerde birbirinin üzerine aşılama var. Elmanın üzerine ayva, ayvanın üzerine elma gibi veya şeftali üzerine nektarin, nektarın üzerine şeftali, erik üzerine şeftali gibi. Bu aşılamadaki temel maksadımız özellikle toprak altında kalan kısmı, yani biz buna meyvecilik dilinde çöğür diyoruz veya anaç diyoruz. Çöğür tohumdan yetiştirilmek. Anaç ise üzerine aşılanan demek. Kalem de üzerine aşılanan yetiştirmek istediğimiz ürün demek. Şimdi karpuz uzun zamandır Çukurova'da yetiştiriliyor. Maalesef karpuzun para kazandırdığı yıllardan bir yıl sonra çok yaygın bir şekilde aynı tarlaya yeniden karpuz ekilmesi sonucunda karpuzun hastalıkları da çoğaldı. Aynı tarlaya ekilmesinden dolayı hastalığın çoğalması, karpuz özellikle 3-4 kilo, 5 kilo iriliğine geldiği zaman, büyüklüğe geldiği zaman toprak kökenli hastalıklar karpuzun ölümüne sebep oluyor. Bunlar solgunluk hastalığı dediğimiz, Latince adı verticillium gibi. Bu hastalıkların sonucunda üretim tamamen duruyor. Buna ziraatçılar bir çözüm buldular. Toprak kökenli hastalıklara karşı dirençli olan kabak dediğimiz, kabak olarak tanımladığımız sebzenin üzerine aşılama yoluna gittiler. Kabak, karpuza göre toprak kökenli hastalıklara karşı çok dirençli bir sebze. Ve kabak üzerine aşılı karpuzlar ortaya çıktı. Tabii ki kabak üzerine aşılanmış karpuzun tadının çekirdekten yetişme karpuzdan farklı olduğunu düşünüyor tüketiciler. Burada da şu ortaya çıkıyor. Biz kabak aşılı ve kabak aşılı olmayan, yani normal çekirdekten yetiştirilmiş karpuzu nasıl anlayacağız? Bu çok zor bir soru gibi görünüyor. O kadar da zor değil. Ben sizler için 2-3 gün önce satın aldığım çekirdek karpuz, daha küçük görünen ve iri olan kabak üzerine aşılanmış karpuz. Bunlar üzerinde ayrımını anlatmak istiyorum. Öncelikle kesmeden önce tezgahta ya da satış reyonunda kabak aşılı ve çekirdekten yetiştirilmiş köylünün ifadesiyle orijinal karpuz, yani daha çok tercih ettiğini söylüyorlar bu çekirdekten yetiştirilen karpuzun, ve kabak aşılı karpuz. Şimdi fiziken gördüğümüz zaman bunu ayırt etmemizde birkaç tane önemli işaret var. Kabak aşılı karpuz elimde daha irice görünen ve çekirdek karpuz, çekirdekten yetişme karpuz. Bu birkaç gün önce koparıldığı için meyve bağı biraz kurudu. Şimdi öncelikle meyve bağından yola çıkalım. Biraz daha yakından çekebilirsek. Kabak aşılı karpuzun meyve bağının göbekle bağlantı noktası daha geniş ve yaygın. Görüyorsunuz. Daha geniş ve yaygın bağlantı noktası. Çekirdek aşılı normal karpuzun, yani çekirdekten yetişen karpuzun meyve bağının göbek bağı daha sınırlı ve daha dar. Kabak aşılı karpuzun meyve bağı genellikle çıkış noktasından biraz dışa doğru uzantı yaparak, şöyle bakalım, buradan dışa doğru uzantı yaparak büyüyüp ondan sonra kıvrılabiliyor. Çekirdekten yetişen karpuzun meyve bağı genellikle dışa uzantı yapmadan çıktıktan sonra hemen yatay bir
yol izliyor. Bu önemli bir ayrım. Meyve bağı daha kalın. Kabak aşılı karpuzun meyve bağı daha kalın ve hacimli. Çekirdek aşılı karpuzun meyve bağı daha ince oluyor. Üçüncü fark, özellikle çekirdek aşılı karpuzlarda o pijama gibi renk çizgileri daha belirgin kontrastı. Yani yeşille sarı tabakanın ayrımı daha net görülüyor, fark ediliyor. Kabak aşılı karpuzda sarı bölüm, yani pijamanın açık bölümüyle koyu yeşil bölümü arasındaki renk geçişi daha belirgin değil. Yani net bir ayrım yok. Yani kısmen renk farkı daha yumuşak bir geçiş halinde, kontrastı. Böyle. Şimdi kabak aşılı karpuzlar anaç kabak olduğu için hastalıklara da dayanıklı. Karpuzu büyütme kapasitesi çok daha yüksek. Kabak aşılı karpuzların ortalama irliği 14-15 kilogram. Ama çekirdekten yetişen karpuzların ortalama irliği 4-5 kilogram, en fazla 8-9 kilogram. Yani daha küçük olur çekirdekten yetişen karpuz. Kabak aşılı karpuzlar çok daha iri olurlar. Ve kabak aşılı karpuzun 20 kilosunu bile görebilirsiniz tezgahlarda. Ama çekirdek karpuzun en irisi 8-9 kilogramı geçmez. Meyve iriliği de önemli bir ayırt edici özellik. Şimdi fiziki ayrımdan sonra kesme aşamasına geldik karpuzu. Şimdi keserken özellikle meyve kabuk kalınlığına gelelim. Bunu kestiğimizde meyvenin kabuğu daha kalındır kabak aşılıda. Evet, kesiyoruz. Meyve kabuk kalınlığı derken kastettiğimiz şu. Şu kalınlık. Bu yeşille kırmızının arasındaki geçiş. Bu kabak aşılı karpuzda daha kalındır. Görüyorsunuz. Aşağı yukarı 2,5-3 santim. Şimdi çekirdek karpuzu kesiyorum. Çekirdek karpuzda keserken çatlama eğilimi daha yüksektir. Bakın, bıçaktan daha önce çatlama oldu. Şurada bakın, kesi yeri şuradan itibaren çatlamış. Bir iki ayrı yerden yerden uzunlamasına çatlama gerçekleşti. Meyve kabuğu daha gergindir çekirdek karpuzun ve çatlama eğilimi yüksektir. Kabak aşılıda çatlama genellikle çok nadir görülen bir özellik. Bakın, şimdi kestim. Çekirdek karpuzda beyaz doku, yani kabuğun içe doğru uzanan dokusu daha incedir. Dış kabuk daha zarif, daha incedir. Şurada yeşil aksama, yani kabuk dokusuyla kırmızı arasındaki kabuk kalınlığı daha azdır, incedir. Şimdi en önemli ayrım yerlerinden biri, bakın, karpuzun ortasında bir damar dokusu vardır. Şunu çekmenizi isterim. Şu damar dokusu kabak aşılıda daha kalın ve belirgin, daha kalındır. Bu çekirdek karpuz burada orta damar ince ama kabak aşılıda daha kalın. Meyveyi yerken kabak aşılı karpuzun dokusu gevrek değildir. Daha yumuşak karakterdedir. Daha yumuşaktır yerken. Çekirdek karpuzda meyvenin göbek kısmı ve alt kısmı daha gevrek ve daha sulu karakter taşır. Bu şekilde karpuzlar arasındaki farkı anlayabiliriz. Bu kestikten sonraki aşamalardaki farkı anlattım. Fiziken görüntüdeki farkı anlattım. Şimdi tarımın bir gerçeği, toprak kökenli hastalıkların
varlığı ve bitki yetiştiriciliğinde toprak kökenli hastalıklarla mücadele çok zordur ve daha yıkıcıdır. Bundan dolayı kabak üzerine aşılanmış karpuz artık tarımın bir gerçeği. Tercihinizi bilmem. Ben kabak aşılı karpuzu daha çok tercih ediyorum. Çekirdek olan karpuzu bir başkası tercih edebilir. Ben kabak aşılıyı tercih eden biri olarak onu tüketiyorum. Siz çekirdek olanı tüketebilirsiniz. Bu kişisel bir tercih. Ama ikisinin ayrımını bilme konusunda fiziken, yani gözle muayenede ve kestikten sonraki evrede bunları sizlerle paylaşmak istedim. YouTube'daki sayfamı beğenmeyi ihmal etmeyin ve beğendikçe izleyici sayım artacak. Bu da benim motivasyonumu etkileyecek. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.